Peki ben hemen şimdi şunu da sormak istiyorum sana Mehmet ki sen dedin bunu e, gazetede haberleştirdin. Juan Mata'nın İstanbul Spor performansı bu milli aranın belki de en çok Galatasaray'a yaradığını söyleyebiliriz çünkü e, yıldız isimleri transferin son günlerinde takıma dair olan yıldız isimlerin takıma alışması adına antrenman performansı için önemli bir araydı. Bu arayı nasıl e, değerlendirdi Galatasaray ve bir Juan Mata durumu söz konusu ki İstanbul spor Maçı evet belki tek maç üzerinden değerlendirmek olmaz ama kalitesini, e, verdiği ara pasları, e, oyunu yönlendirmesi Galatasaray taraftarı dedi ki Juan Mata bir soru işareti değilmiş. Buna katılır mısın ve e, kadroda da bekliyor musun? Juan? Ben kendi adama söyleyeyim ben soru işareti koymuştum transfer açıklandığı gün. 34 yaşında olması, son sene düzenli oynamaması evet Chelsea United İspanya milli takımıyla da başarılar ortada ama İsparat özelinde konuşayım bir muhabiri olarak. iki haftadır Flore'de çok iyi bir havası var. Matanın nedir bu bana söylenen. Bir kere tek dokunuşlar inanılmaz diyorlar. Hani oyun açma ve hani gençlerle de iletişimi çok iyi. Mata ile ilgili ne kadar olumlu dönüş aldıysam da Icardi ile ilgili şu an olumlu bir dönüş almadım ki bunu son hazırlık maçında sahada da gördüm Ceyda. Şu an şunu söyleyeyim hani Mata oynar mı oynamaz mı bilmem ama on 11 çıkmaz Adana Demirspor maçına. Şu anki fiziksel yapısı hala biz Galatasaray ileri ucunda Gomis'i göreceğiz Adana Demir maçında. Mata'ya gelirsek de oradaki denklem Oliveira ve Mertens'ten birinin yerine ilk 11. Ya 8 ya 10 numara pozisyonda ama ben Okan Hoca'nın kazanan takımı ön tarafta bozacağını düşünmüyorum. Yani yine Toreira, Oliveira, Mertens, Kerem Yunus zaten artı 3'te mecbursunuz ikisiyle başlamaya. Ön tarafta Gomis'i bekliyorum. Adana Demir Spor maçı üzerinde savunmada değişiklikler olacak. Nedir? Emin Bayram yerine Abdülkerim. Sol bekte de Fano Nolt yerine Dubai bekliyorum. Mata'da muhakkak maçın ikinci yarısında süre alır. Ondan sonraki Galatasaray bay geçiyor. Bir Kayseri maçı var. E, muhtemelen Kayseri Spor maçı ile birlikte de Mata'yı biz Mertens'in bölgesinde on numarada görürüz. Artık Mertens ya Kerem'le Yunus'un yerine kenarda ya da Gomis'in yerine direkt ileri uçta olabilir. Suat. Mantıklı 11 bu ama ben orada direnci arttırmak adına hem de sana sorayım idman performansları açısından. Mitsu'yu nasıl konumlandıracak? Mitsu'yu Torreira'nın yerine mi düşünüyor yoksa Oliveira Torreira Mitsu yeni bir 11 yapıp hani Mertens Mata de öyle bir planlama var. Çünkü Mitsu takımın direncini arttıran orta sahadaki baskıyı daha da farklı bir kalıba sokan bir isim. Ben net şekilde Mitsu'nun 11 çıkması gerektiğini düşünüyorum ama bu yönde istihbarat almadım. Sebebini de söyleyeyim Suat. Antep ve Konya spor maçları gösterdi. Hı hı. Gomis, Mertens ve Oliveira aynı anda sahada olduğunda ciddi bir enerji boşluğu oluyor. Aynen yani Mertens'in 50-60 metre koşmaması gerekeceği daha. Mertens evet. belki de 50-60 metre koştuğu için bugün 7 hafta sonunda gol ve asist tanesi sıfır yazıyor. Bence olması gereken Torreira, Mitcho, Oliveira'lı bir orta hı hı. saha düzeni. Hı hı. Mertens'in de görev yeri şu aşamada ben Gomis yerine Forvet de başlayabileceğini düşünüyorum. Yani hmm. e, ki ligimizde bir trend oldu Forvet düzen. Emir Akbaba'yı kullanıyor Monte'ye bakarsak. Doğru. Adana Adana da Zuba'yı kullanmıyor son maçlarda. Şunu da ekleyeyim. İtalya'da Mertens'in en başarılı dönemleri onun hani böyle 9.5 gibi oynadığı dönemler hani Mertens'i tek forvet olarak da zaman zaman kullanabilirsin. İşte bugün Perşembe ve Cuma günkü idmanlar çok önemli. Sonuçta e şu milli takımlar çok. Senin beklediğin kadronu. Ben aynı kazanan sistem değişmez diyorum şu an. Bu Torreira, Oliveira, Mertens'li bir orta saha. Kenemle Yunus kenarlarda artı üçten dolayı forvet Gomis. İstihbarat olarak paylaşı Mata ne kadar iyi ise Icardi de o kadar şu an bir kıpırdama yok ilk 11 özelliğine benim için Icardi'nin Adana Demir maçına 11 çıkması sürpriz olur. Gomis'i bekliyorum. Peki bir de tabii savunmaya baktığımızda Hı -hı. ve bek performanslarına baktığımızda Van Aanholt sol bekte hep tartışılan isim Hı. oldu. Saşa Boya sakatlıklar sonrası Müthiş önce Dubois'ın sakatlığı ardından Hı -hı. e, sakatlığı ve biz bir anda Saşa Boya gördük. Galatasaray taraftar eyvah derken o kadar iyi bir performans sergiledi ki Saçaboy e, resmen yeniden doğdu Galatasaray kadrosunda. Şimdi biz beklerde boyu yerinden oynatamıyoruz ama adam bir sol bek çıkarır mıyız diye de konuşuyoruz. Denklemi Boy bozdu orada. Yani kimse böyle bir performans beklemiyordu. Kampa götürülmedi. Kendi hataları da e, var burada tabii. onda hani üstü kapalı geçelim biraz. E, kendi hataları, menajerin işleri onlar da var. Neyse, şöyle söyleyelim Suat, Suat kafalarda soru işareti kalmasın. Torrent 4 Temmuz'da görüşürüz dedi. Hı -hı. Okan Hoca işbaşı yaptığında 4 Temmuz'u bir hafta öne çekti. Boye o tarihte gelmedi. Yani, yani direkt hani... yani biraz disiplin problemi ha, diyebiliriz. Madem sen 4 gün geç geliyorsun, seni, seni götürmüyoruz. Kampa götürmüyoruz. Kadro Haklı... dışı bırakıyoruz. Kulüp bul denildi ve Strasbourg'la görüşüp anlaşamadı. Anladım. Strasbourg Paris Saint Germain kökenli bir sahabe kaldı. Hı -hı. Erisi doğrusuna denk geldi diye müthiş bir performans. Yedi Hayır, hafta takımın en iyisi. Fanan fan başına da boya şey boye yaktı aslında. <laughs> Fanan yerinden normalde asla oynamayacaktı. Git dendi gitmedi. Kulüp bulamadı. Dubuğa oynayacaktı. Nedenini sahibette. de söyleyelim. Şimdi izleyiciler Kazım Can veya Emre Taşdemir diyebilir Ceyda. Evet. İdman performansından e, baz alıp söylüyorum. Kazım Can şu aşamada Fanağan kesemez. Yani orada Galatasaray Solbek'te yabancı oyuncu kullanacak. Yabancı o bir, net şekilde söylüyorum. Yani Fana gitmedi, ücreti çoktu vesaire istediğini bulamadı. E, Duboa elde kaldı. Solda kullandılar ve son maçta da Baş iş yapınca e, tamam zaten Fananuld kesmeye e, yer ar yer aranıyordu. E, onun yerine Duboa artık sol bek olarak devam eder. E, sağda Boy bir sıkıntı yaşayana kadar kalır. E, şeyin dönmesi de Abdülkerim'in dönmesi de gayet normal zaten bu hafta Abdülkerimle beraber Nelson iyi bir ikili olacak gibi gözüküyor. Şimdi Hasan Bey demiş ki 3 Türk kuralının sancısını tek çeken takım ligde bence Galatasaray, Kerem El Freni gibi ama yerinden oynatamıyorsunuz yorumunu yapmış. Ya Kerem El Freni, Kerem'in çok kötü oynadığını düşünmüyorum. Kerem'e şöyle haksızlık etmeyeyim yoksa ben de Kerem'i şöyle hayran değilim bunu hep söyledim. Galatasaray'ın en iyi oyuncusu Kerem olmamalı. Galatasaray'ın en iyi oyuncusu Kerem olursa en iyi oyuncusu Lens olan Fenerbahçe advokatlı duruma düşersiniz. Yani ilk iki olmaz ama... Kerem'de bir yıldız hamuru var. Nedir? İşte Kasımpaşa'ya attığı gol. Ya da Antalya spor maçı. Soluna geldi vur direkten döndü. Yani her an gol yapabilir. O Hı -hı. önemli. Ve bu sene iki tane asistini de Seferovic harcadı. Oyuncu evet. daha önce de tabelaya yansıtabilirdi. Artı üçü düşünürsek Abdülkerim Banko Hı -hı. Bir, bir taraf Yunus bir taraf Kerem ben kendi adıma söyleyeyim Okan Koç'un 5-6 maç oynaması gerektiğini düşünüyorum. Son İstanbul Spor maçı gördük ki Suat soğuyan kaleci olmuyor. Yani evet. Okan'da çok düşüş var ki İstanbul Spor maçında hem oyun kurulumunda pas <laughs> alır hem de yenilen golde net hatası vardı. Okan Hoca bir 5-6 maçlık Okan Koçuk planlaması yapabilir ki bu durumda siz Kerem'le Yunus'tan birini dinlendirip Yusuf ve Raşit Say'la da maçlara tamam. başlayabilirsiniz. Evet, kim bu kim o riske girer ama ya? Yani o da Muslera'yı yani keser misin? Yine sabah gazetesindeki haberinde Muslera ile ilgili. Erman Toroğlu milli maçtan sonra Doğru. bir yorumda bulunmuştu. Ee, hem Altay hem Uğurcan'la ilgili ve Süper Lig'deki en iyi kaleci Muslera. O da zaten yabancı yorumunu yapmıştı milli maç sonrasında. Ki rakamlara da baktığımızda Muslera'nın performansı dikkat çekiyor. Toplamda 428 maç oldu. 429. maçına çıkacak Adana Demirspor karşılaşmasında oynadığı takdirde ve bu kariyere Galatasaray formasıyla 5 şampiyonluk, 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu, 5 de Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa şampiyonluğu sığdırmış bir kaleciden bahsediyoruz. Galatasaray tarihine geçecek bir kaleci Mustera. Şimdi nasıl değiştiresiniz Çok ki? yani o riski kim alır? Ama Bilmiyorum. örnek veriyorum Suat. İç sahada İstanbulspor. Yani şimdi Adana-Demir deplasmanının tamam. Okan Koçuk'la başlayıp oynatması gerek. bekliyoruz ama zaten. Ama Okan, Okan Burun'un açıklaması ki genelde hocaların tercihi torrentte hemen hmm. penyeyi çekti Mustafa Bey evet. iyileştiği gibi. Kaleciye çok dokunulmuyor. Ben olması gerektiğini düşünüyorum. Demin izleyicimizin sorusuna cevap olsun. Çünkü artı 3'ten başka türlü çıkamıyorum. Hmm. Ne olabilir? Berkan'ı bazı maçlarda atabilirsiniz sahaya. Berkan'ı attığınız zamandaki deplasman maçları bence çok mantıklı. Çünkü iç sahada bir enerji anlamında taraftarın çok olumlu baktığı bir isim değil. değil ama ben tam aksine 60'tan sonra oyun attığınızda çok net iş yapıyor. Aynı şekilde Barış Alper de hı hı. 70 75 sonrası son 15 20 dakikalık bölümlerde o fiziksel yapısıyla iş yapabilir. Artı +3 biraz problem galatasaray için. Yani Galatasaray'da bugün artı +3 kaldıralım. Bir tek Abdülkerim oynamaya de devam eder. Hem Kerem hem Yunus'un yerinde Yusuf'la Reşit Say'ı Reşit. muhtemelen izlerdik. Yani Reşit Say'ı kullanamadığımız bir denklem var ki ben çok beğendiğim bir isim o da. Almanya günlerindekinin yani %50'sini yapsa büyük iş yapar. İki bunu. tane kariyerinde çift taneli bonsersi transfer var. Evet. Ee, kariyeri Reşit Say'la kıyaslanmayacak Butici'nin Konya Spor'da yaptıkları hı hı. ortada yani. Kosova'lı kenar oyuncuları gayet e, Balkan kökenli olması orada yetenekli oluyorlar zaten. Ve bizim lige de uygun oluyorlar hı hı. bakarsak Ceyda evet artı 3 bir problem ama Okan hocanın tatlı sıkıntısı diyebiliriz. Kerem ve Yunus'un da ben çok kötü olduklarını düşünmüyorum. Kerem için şunu da söyleyeyim. Geçen sene çok maça çıktı. Geçen evet. sene Galatasaray'da bir tane maç kaçırdı, Cezalıydı. aldıydı. Fatih Hoca gönderildi o maçtan sonra gerisi. Sakat sakat Fenerbahçe maçına yetiştirildi. Yani çok yük bindi üstüne. Lig bitti, milli takımda oynadı. Bir yandan da oyuncunun pili bitecek bir yerde. Kerem için öyle düşünüyorum. Bir de tabii mali dengeler de önemli. Hı hı. Yani bu yapılan yeni transferler Abdülkerim orada hem Kerem'in hem Yunus'un, Saşabay'ın bir ücret iyileştirmesi de ister. Nasıl ki Ersin'in program başında konuştuk. Bu en doğal futbolcular ister istemez birbirleriyle kıyaslıyorlar maaşlarını. Ben Kerem bir Yunus'un da uzun vadede Galatasaray'ın sonuçta bu sisteminde olmazsa olmaz oyuncular.